Acıya dayanmanın gücü inançtan, bilinçten ve irade azminden kaynaklanıyor. Hani şairin dediği gibi. Dünyadan, memleketinden, insandan umudun kesikliğim diye ipi çekinmeyip de atılırsan içeriye. Yatarsan 10 yıl, 15 yıl daha da yatışırsan başka. Sallansaydım ipin ucundan bir bayrak gibi keşke demeyeceksin. Yaşamakta bayrak diyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık. Boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşama. İçeride bir tarafında yapayalnız kalabilirsin. Kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın dünya kalabalıklığına öylesine karışmalı ki sen ürpermelisin içeride. Dışarıda 40 günlük yerde yaprak kımıldaklar diye. İçeride mektup beklemek, yanık türküler dinlemek bir de gözünü tavana dikip sabahlamak tatlı ama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak. Unut yaşını. Kor kendini bitten. Bir de bahar akşamlarında. Bir ekmeğin son lokmasına dek yemeği, bir de ağız dolusu kürmeyi unutma hiçbir zaman. Bir de kim bilir. Sevdiğim kadın seni sevmez. Öyle ufak bir işleme. Yemyeşil bir dağ kırılmış gibi gelir içerdik alıma. İçeride gülü bahçeyi düşünmek fena. Dağları, deryaları düşünmek iyi. Durup dinlemeden okuyup yazmayı, bir de dokumacılığı tavsiye ederim sana. Bir de aynadır. Ya içeride 10 yıl, 15 yıl, daha da fazlası hatta geçirilmezdi. Geçirilir. Kararmasın yeter ki sol memelin altındaki cevahir.